Nasıl gelin evine davet edildim? Öncelikle gelin evi programından bahsetmek istiyorum. Galiba şu sıralar Show TV'de oynuyor bu program ve programda gelinler çıkıyor ve kına gecelerini, düğünlerini birlikte izliyorlar. İşte nasıl kınada ne oldu, işte nişanda ne oldu, damat ne hediye aldı, kayınvalide nasıl davrandı falan gibi konular hakkında tartışıyorlar. Ardından da ev düzeni, işte temizlik, ikramlar, misafirperverlik gibi konular hakkında eleştiri yağmuruna birbirlerini tutuyorlar. Şimdi gelin evi programını ben eskiden açar izlerdim ama böyle sinir olmak için açar izlerdim. Ve gerçekten o sıralar inanılmaz sinir bozucuydu ve şimdi de öyleymiş. Sürekli böyle sosyal medyada gezerken Allah'ım diyorum bunlar nasıl videolar böyle? Böyle sinir olduğum bir şeydi gelin evi benim için. Bir günde ben TikTok'ta video çekmek istedim. Şöyle bir video çektim işte. Baba evine geri döndüğümde evimde kendime ait bulduğum şeyler diye. İşte annemlerin, babamların evine gittiğimde ne bulduysam atıyorum bana ait eski bir spor ayakkabı veya işte duvarda benim fotoğrafım veya işte boyamaya başladım ama bitiremediğim bir obje gibi şeylerin videosunu çektim, fotoğrafını çektim ve bunu TikTok'a yükledim. Allah'ım bir anda o kadar çok izlendi ki hiç beklemiyordum bu kadar izleneceğimi. Normalde hani bir video atardım. Atıyorum 100-200 izlenirdi. Şansım ise 1000-2000 izlenirdi. Ama o video patladı gitti. Neyse, bu izleyenlerden kimisi iyi yorum yapıyor. Kimisi diyor ki abart kanka. Kimisi diyor ki ağladım. Kimisi diyor ki güldüm falan. Bir sürü yorum geldi bana. Ve yorumlarla kalsa yine iyi. Bir de mesaj geliyor işte. Sürekli TikTok'ta bakıyorum. Alan mesaj. Alan bir mesaj daha. Böyle dayanın bazı mesajlar dayanılmaz. Bazıları aa canım falan diyorum böyle pamuk gibi oluyorum. Neyse ondan sonra bu arada TikTok'ta şöyle bir şey var. Birisi size mesaj atabiliyor ama 3 kere atabiliyor. Eğer ki siz 3 defasını onaylamazsanız 4.'yü atamıyor. Neyse bir gün yine böyle bir sürü mesaj, bir sürü yorum, patlamış gitmiş bir video. Şeye girdim, TikTok'a girdim. Şöyle yazdı, gelin evi. Allah Allah dedim, gelin evi ne alaka? Herhalde birisi bana şaka yapıyor. Açtım mesajı. Merhaba işte Tansu'nun falan filan diye bir mesaj. Gelin ev programı benim videolarımı izleyip beni beğenmişler ve beni programa davet ediyorlar. Ben de dedim ki içimden önce birisi dalga geçiyor diye düşündüm. Sonra hemen hesaba girdim, baktım, onayladım, teyit ettim. Kimse dalga geçmiyor. Gerçek bir hesap. Önce dedim ki ben bu programa hayatta katılamam çünkü ya çok dalga geçiliyor ya ben bunları kaldıramam dedim ve gelinler birbirini o kadar kötü bir şekilde eleştiriyor ki ben de yani birinin gelip de atıyorum benim için önemli olan manevi değeri yüksek olan bir şey karşısında bir yorum yapmasın ben üzülürüm yani ve kimisi böyle cakır cakır cevap verir ben veremem de orada sessiz kalırım herhalde programda ağlayarak da reyting rekorlarını kırarım işte Tansu gelin yine ağlıyor falan diye. Dedim ki okudum mesajı yok ya ben buna katılamam diye kafamdan düşündüm. Ama bir yandan da hoşuma gitti. Bir yandan da hoşuma gitti. Önce şey aradım. Babamı aradım. Babacığım nasılsın iyi misin? Biliyor musun beni gelin evinden davet ettiler dedim. Ne o nasıl bir şey dedi. Anlattım. Babam da ha falan dedi. Sonra dedi ki Tansu dedi reddetmeden önce bence biraz düşün dedi. Ne dedim. Bizim aile şöyle bir aile. Ailenin bazı üyeleri bu tarz kameradır, videodur, bu tarz şeylere çok karşı. Bazı üyeleri ise çok seviyor. Böyle ünlü olma merakı içerisinde. Ben de arada kalmışım. Bazı şeylere karşıyım, bazı şeylere de çok böyle şeyim var. Ve daha önce sinemada da oynadım ben. Neyse, babam öyle deyince kafamda bir ışık yandı. Acaba dedim gitsem mi? Böyle bir değişiklik olur işte unutamayacağım bir an olur falan. Ama bir yandan diyor ki ya rezil olurum ben yapamam. Sonra ablamı arayayım dedim. Ablam da böyle şeylere çok heyecanlanır. Abla dedim böyle böyle gelin evi beni davet etti. Ya Tansu yalan olmuş. Yok dedim yalan değil bu gerçek. Ondan sonra ablam dedi ki katılsana dedi macera olur. Ablam böyle deyince benim belimde ışık yandı. Allah'ım ben buna katılmalıyım dedim ama sonuçta yani bu sadece benim evim değil. Benim videolarım değil. Eşimle birlikte ya eşimin de buna onay vermesi gerekiyor. Eşimi aradım saçmalama dedi. O kadar inanmadı ki benim böyle bir şeye katılabileceğimi saçmalama falan filan deyip geçiştiriyor. Ya dedim ben katılacağım ben çok ciddiyim falan. Yok dedi eşim saçmalamam. İçimden de diyorum ki ben onu bir şekilde ikna etmeye çalışayım diyorum. Gelin evine mesaj attım. Dedim ki
Merhabalar, işte teklifiniz için teşekkür ederim. Olumlu dönüş yapıyorum dedim. Ve bu cevabımı hiç kimseye söylemedim. Artık diyorum ki anneme söyledim. Annem var ya, saçmalama, daha neler. Allah'ım, beni dövecekler deyse. Sakın, dedi annem. Eşim de zaten duysa kabul etti mi, o da kızacak. Böyleyken böyle olumlu dönüş yapıyorum dedim. Programdan dediler ki harika, süper, İstanbul'da yaşıyorsunuz değil mi? Deyince benim bir hayaller yıkıldı. Ama bir yandan da şöyle düşündüm. Bu programlar bazen böyle şehrine gelip de şehrine çekimler yapıyorlar ya, belki öyle bir şansım olur diye düşündüm. Dedim ki hayır, ben İstanbul'da yaşamıyorum. Aa Tansu Hanım, çok üzüldük. Biz sizi İstanbul'da yaşıyorsunuz sandık. Ama ilerleyen zamanlarda böyle bir proje olursa sizinle tabii ki de çalışmak isteriz. Sizinle tabii ki de program yapmak isteriz dediler. Ve böylece hayallerim söndü. Şimdi ben kendime şunu fark ettim. Ben eğlence olsun, macera olsun diye bu tarz şeylere açık bir insanmışım. Ki gelin evi programı benim katılmaya en cesaret edemeyeceğim programlardan bir tanesi. Ben kim milyoner olmak istere bile katılıp ilk soruda elenmeye cesaret edebilirim. Ama gelin evinde, yani düğün videomun izlenmesi, ya kötü bir şeyler olduğundan değil ama ben bu tarz şeylerin eleştirilmesine çok karşıyım. Sonuçta mesela en saçma düğün bile olsa iki insan böyle hayaller kurmuşlar, ne bileyim para dökmüşler. Ki bu süreç zaten çok stresli bir süreç. Bütün bu süreci atlatmışlar ve bir de üzerine birilerinin gelip de olumsuz yorum yapmasına ben çok üzülüyorum açıkçası. Ben de mesela bazı şeyleri, gelinleri falan izliyorum. Mesela şu şey vardı ya, biri diyordu ya Kim Kardashian'a benziyorsun deyince o da ağlamaya başlıyordu ya. Mesela bunları izliyorum, ben de gıcık oluyorum veya gülüyorum ama açıp da yorum yazmıyorum. Ne yapayım diyorum, geçiyorum yani. Zaten benim orada izlemem o kişiye bir prim. Yani bir de yorum niye yazayım, olumsuz bir şey söyleyeyim. Geç gitsin yani. Şimdi ve bizim insanımızda böyle bir şey yok. Geçip gitmiyorlar. Oturup yorum yazıyorlar, eleştiriyorlar, takip ediyorlar. İşte şey, abla sen şu gelin evindeki şu değil misin falan yazacaklar. Bütün bunları biliyorum. Bu yüzden cesaretim yoktu ama bunu bile onayladım. Ve dedim ki Tansu, sen akıllı dur. Sen bir yarışma olursa, program olursa katılabilecek şeydesin. Lütfen mantıklı şeylere katıl dedim. Ve bu şekilde de gelin evi programındaki teklifi üzülerek bu şekilde gelin evi maceram da sonlanmış oldu. Ama eğer ki şehrime gelirlerse ve teklif gelirse muhtemelen katılacağım ve muhtemelen rezil malamat olacağım. Böyle işte, bu anımı size anlatmak istedim, paylaşmak istedim. Böyle hep bir şeyleri anlattığım videolar şey oluyordu, nedir adı? Hep bir şeylere öğretme çabası, aktarma çabası için diyelim, böyle bir ana videom da olsun istedim kanalımda. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.